Ve yüz yüze eğitim için tüm tedbirleri almak zorundadır. Yeni eğitim öğretimi yılı salgınla ilgili kaygılar, aşı ve test tartışmaları, DGS sonrası istediği okul düzeye yerleşemeyenler, kalabalık sınıflar, öğretmen açıkları, özel devlet okulları arasındaki uygulama farklılıkları ve benzeri bir dolu sorunun gölgesinde 6 Eylül'de başlıyor. Eğitim öğretim yılı COVID-19 salgının gölgesinde açılırken okulların salgın koşullarına karşı hazır olduğunu söylemek mümkün değildir. COVID-19'un pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020'den bugüne dünyanın pek çok ülkesinde sağlıkla birlikte eğitim sorunları öncelikli olarak değerlendirilip öğrencilerin salgın sürecinde en az etkilenmesi için gerekli tedbirler alınmış, çok sayıda ülke okulları açık tutabilmek için büyük çaba sarf etmiştir. Türkiye ise iş günü itibariyle bakıldığında salgın sürecince okulları en uzun süre kapatan ülkeler arasında yer almıştır. 2022 öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların tam zamanlı yüz yüze açma kararı alması, okulların çocuk ve gençlerimiz açısından olmazsa olmaz örgün eğitim ve yaşam alanları olduğu gerçeğinin de geç de olsa anlaşılmış olduğunu göstermektedir. Bu kararın alınmasında başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere sendikamızın, eğitim ve bilim emekçilerinin, velilerin, veli derneklerinin ve elbette milyonlarca öğrencimizin beklentilerinin ve çağrılarının etkisi olduğu açıktır. Bu kararın öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin sağlık ve güvenliğini riske atmadan uygulanabilmesi için ciddi ve kapsayıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki gerekli önlemleri aldık açıklaması esasen içi boş bir açıklamadır. Derslik sayılarının yetersizliği, sınıflarda seyrettiğimiz sınıflarla ilgili bir sürü sorun varken bunun yalnızca maske, mesafe, hijyen üzerinde kurgulanması, bunu da tüm valiliklere, tüm illerimize, tüm ilçelerimize bildirdik ifadesiyle bu sorumluluğu ülke amirlere ve eğitim yöneticilerine bırakmıştır. Okullara gerekli ödeneğin gönderilmemesi nedeniyle eğitim bütün yükü öğrenci velilerinin üzerine yıkmaya başlanmış. Kayıt parası başta olmak üzere velilerde sıvı sabundan deterjana kadar çeşitli adlar altında para toplanmaya başlamıştır.